Sürekli mail ve mesaj bombardımanı altındayız ama biz sizi özellikle uyarmak istiyoruz. O maillere, mesajlara bakarken tanıdığınız birinden gelmiyorsa, eğer tanımıyorsanız mutlaka ince eleyip sık dokuyun. Çünkü dolandırıcılar hakikaten aklı hayali gelmeyecek yöntemlerle bizleri tuzağa çekmeye devam ediyor. Oltaya gelmemek için telefon ya da bilgisayar kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Yanıt. Tıkladı, meğer ki yalanmış, dolandırıcılarmış. Oltalamanın doğal olarak tabiatında bu var. Herkesin başına gelebilir. Kısa mesajla, maille ya da tuzak bir yazılımla yöntemler değişiyor ama dolandırıcıların amacı değişmiyor. Toplam 11.500 lira para çekmiş. Hesabımı tamamen boşaltacaklarmış. Sizin bir zaafınızı veya size çekici gelen ama normalde o an elde edemeyeceğiniz bir şeyi size sunarak başlıyor bunlar. Kendisine gelen bir mesaja cevap vermiş. 5.000 ve 20.000 arası para kazanmak ister misiniz? Bilgisayarlara gönderilen tuzak yazılımlarda tehlike saçıyor. Kişiler bilgisayarlarında o siteden bu siteye gezerken evet, hayır veya devam et gibi bazı butonları kolaylıkla basarlar. Dolandırıcılar vatandaşları tuzağa çekmek için türlü yöntemler kullanıyor. Onlardan biri de bu şekilde tuzak mailler. Siz şayet bu gelen maile şifrenizi yazdığınız takdirde ya da şifrenizi güncellemek istediğinizde tüm verileriniz dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Burada gördüğünüz bir kota mesajı. Buraya girip bir de üzerine ilgili kullanıcı adı ve şifrenizi hiçbir zaman yazmayacağınız bir yere yazar hale geliyorsunuz. Neden? Çünkü güya kotanızı yükselteceksiniz. Tehlikeli bir programın sisteminize yüklenmesini sağlıyorsunuz. O sistemle dolandırıcılar hem kişisel verileri hem de özel belge ve görselleri ele geçirebiliyor. Kişisel verilerimizi mümkün olduğunca üçüncü kişilerle paylaşmamamız lazım.